I don't, ever slow up. No, I don't take shit, I got no love for the fitness, if you wanna play tough And wanna hate this, I'll always show up I don't ever slow up No, I don't take shit, I got no love for the fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I've got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive, like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks, isn't that spitting slow, spitting fast? I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness, hilarious, you think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you are behind a fake exterior, Interior. Herkese selamlar arkadaşlar. Dayağın diyarı, dayağın dayak olduğu, dayağın en güzel şekilde işlendiği Furkan Derbazlar YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Başlıkta da görmüş olduğunuz üzere Malik Zinat ve Bivol maçı hakkındaki her şeyden bahsedeceğiz bu videoda. Ve videoyu bazı konu başlıklarına ayırdım. Ama her şeyden önce ilk defa beni görenler ve beni ilk defa bu videoda tanıyanlar için Malik Zinat ile benim aramda olan iletişim hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum. Malik Zinat'ın köşesinde antrenörlük yapıyorum. 2021 yılından bu yana kadar birlikte çalıştık. Türkiye'de başlayan hikayemiz WBC, WBA ve IBF kemerlerini alarak ilerledi ve sonuç en son bir ile karşılaşmış olacağı maça kadar kadar geldi arkadaşlar. Daha detaylı bilgi için zaten Instagram'ımı veya YouTube içerisindeki içeriklerimi takip edip bu konu hakkında da daha detaylı bilgi edinebilirsiniz. Şimdi konu başlıklarımıza geldiğimiz zaman sırasız şekilde sayacağım ve hepsini tek tek anlatacağım. Birinci konumuz Malik Zinat kimdir ve hikayesi bu önemli arkadaşlar. Neden önemli? Çünkü Bivol'a e karşı nasıl bir karakterin dövüşeceğini biliyor olmanız gerekiyor. O yüzden bu karakterler ve psikolojiler boksta çok büyük değişimler yarattığı için size bu ufak hikayeden bahsetmek istiyorum. Bir diğeri yine bu maçta köşede ben mi olacağım? Bir sonraki kimlere karşı maçlar kazandık? Bunlar hakkında da bir bilginiz olması gerekiyor. Daha sonra Bivol hakkında ne düşünüyorum? Malik Zinat maça nasıl hazırlandı ve ne taktik kullanarak maçın içerisinde bir dövüş sergilenecek? Bir de garip garip gelen bir yorumlar oluyor. Onlara bir cevap vereceğim kısaca. Sonuncu olarak da maçı bence kim kazanacak? Bunlar hakkında bir sohbet tadında bir video yapmak istedim. Başlıkları dediğim gibi sırasız şekilde tek tek açıklayacağım arkadaşlar. O zaman hazırsak videomuza başlayalım. Evet birinci konu başlığımızla başlayalım. Birinci konumuz Malik Zinat kimdir ve hikayesi nedir arkadaşlar? Şimdi ilk söyleyeceğim şey şu. Malik Zinat Libya'da doğmuştur ve Libya'nın cumhuriyet olduğundan itibaren ilk profesyonel boksörüdür. Bu dediğim şey ne kadar önemli az çok algılayabilirsiniz. İlk arkadaşlar birinci çıkan profesyonel profesyonel boksör. Amatör boksörler olmuş tabii ki ama hiçbiri profesyonel seviyeye ulaşmamış veya çıkamamış. Ya şartlardan dolayı ya imkanlardan ya da yeteneksizlikten dolayı o kısma kadar ilerleyememiş. İkinci profesyonel boksörü ise kim? Kardeşi Moez Zinat. Onun da köşesinde antrenörlük yapıyorum. Yani bu aile, Zinat ailesi Libya için ciddi şekilde savaşan ve ayrıyetten bayraklarını kendi ülkelerini bir yerlere taşımaya çalışan ve bu motivasyonda ilerleyen bir aile. Ben bunu nereden keşfettim? Ailelerin içerisinde oldukça bu konuya ne kadar çok önem verdiklerini gördüm. Hatta bize yakın şekilde bir milliyetçilikleri var. Çünkü diğer ülkelerde bu çok milliyetçilik ben görmüyorum özellikle Avrupa ülkelerinde fakat bu zinat kardeşler de bu Libya'nın vermiş olduğu gücü arkalarına alarak ilerliyorlar ve önemli bir kişilik kendi ülkeleri için daha fazla detaya girdiğimizde kendisi de eski bir boksör olan babasının yönlendirmesiyle 5 yaşındayken bu spora başladı fakat. Kaddafi döneminde boksa yasak getirildi arkadaşlar. Boks yasaklandı. O da gizli gizli evlerinin bodrumunda babasıyla birlikte antrenman yapmaya başladı. Antrenmanlarına yasa rağmen devam etmeye başladılar. Bir sonraki süreçte Kaddafi'nin ölümünün ardından yaşanan gerginlik nedeni ve huzursuzluk nedeniyle işte ülkedeki problemler nedeniyle artık bu hayallerinin peşinden gidebilmesi için ülkesini terk etti ve mülteci olarak Malta'ya kaçtı. Babası da bu konuda onu destekledi ve teşvik etti. Bizim de ülkemiz bize geldiğinde babasıyla tanışma fırsatı yakalamıştık ve sonra buradan mülteci olarak başlayan hikaye gördüğünüz gibi şimdi dünyanın en üst sıralamasının tepesinde olan adamla bir maça kadar ilerledi. Malik Zinat'ın maçları olduğunda Libya'nın dev ekranlarında bu yansıtılıyor ve halk bütün maçı canlı şekilde izliyor. Türkiye Futbol Milli Takımı'nın Dünya Kupası'nda işte ilerlediğini varsayalım ve tüm caddelere, sokaklara yayıldığını düşünelim. Bu şekilde insanlar böyle bir fanatizmle bağlı Malik Zinat'a. Yani ülkesi için çok önemli bir değer kendisi. Çünkü tek ve ilk. İkinci konu başlığımız Malik Zinat kimlerle karşılaştı ve kimlere karşı maç kazandı? Arkadaşlar Bunları zaten BoxRec üzerinden bulabilirsiniz. Fakat ben ufakça anlatmam gerekirse bizim en son 3 maçımız 21'e 0 yenilgisiz bir boksör, 18'e 0 yenilgisiz bir boksör, 17'ye 0 yenilgisiz bir boksör, WBC maçında 13'e 0 yenilgisiz bir boksörle yaptık. Yani yapmış olduğumuz maçların hepsi birilerinin dönüm noktasıydı ve Malik için de bir dönüm noktasıydı. Bir yenilecekti ve kariyeri ona göre ilerleyecekti veya olduğu yerde kalacaktı. İşte bizim karşılaştığımız herkesin kariyerini durdurmayı başardı. Dövüştüğümüz insanlardan bir önceki maçtan en son Mikael Diallo 21 maç 21 galibiyetle kazanmıştı ve Fransa'nın en başarılı dövüşçülerinden bir tanesiydi ve onu durdurmayı başardık. Artık 22'ye 1 ve en son Avustralya'da olan maçta Pampelone, Jeroma Pampelone inanılmaz favoriydi Malik karşısında. Çünkü o da 18 maçın birçoğunu knockout ederek kazanmış ve ciddi anlamda iyi kroşeleri olan çok güçlü bir dövüşçüydü. Mali'ye göre çok daha hareketliydi fakat açın maçı izleyin. Mali'nin direkleri karşısında yok olmaya mahkum oldu ve 18'e 0 giden Jerome Pampelone dünya sıralamasında 9'du aşağılara doğru düştü ve ilk mağlubiyetini aldı. Ondan önce Alnes Skrej vardı. O da ilk mağlubiyetini bizimle birlikte aldı. Şimdi biz ilk defa sıfıra karşı hiç yenilmemiş bir dövüşçüyle karşılaşmıyoruz. O yüzden bunu anlatmak istedim. Malik de 22'ye 0, Bivol de 22'ye 0. Dövüşmüş oldukları dövüşçüler arasında farklar var fakat sadece Divol'ü öne taşıyan şey Canelo'yu dövmüş olması. Zaten herkes buradan yakalamaya çalışıyor. Yani diğer dövüştüğü insanların Malik'le arasında çok çok bir fark yok hatta Malik daha sıfıra karşı insanlarla dövüştü 1 volt sadece Canelo'yu avladığı için çok daha üst bir klasmana çıktı şu an dünya sıralamasında biz 6. sıraya yerleştik. Dimitri Bivol ise 1. sırada duruyor. 22 maçımızın 16 maçı nakal. Sunuz ki Bivol nakal bir boksör değil. Bivol tamamen puan üzerinde oynayan bir dövüşçü. Tam da bu kısımda şöyle yorumlar geliyor arkadaşlar. 4. gelen yorumlara cevap vermek istiyorum. Özellikle Instagram'dan bazen YouTube'dan da geliyor. Adam yazmış işte sen biliyor musun Bivol'un kim olduğunu? Yahu kardeşim sen biliyor musun Bivol'un kim olduğunu? Ben bu adamın maçını canlı izleyen yanında olmuş olan, bu adamla konuşma imkanı da bulmuş olan her ne kadar negatif olsa da bu negatifi açmak gerekirse de Mali iki maç önce Arthur Lindo maçından sonra Day of Reckoning gecesinde bir vole meydan okudu. Zaten o meydan okuma olduğu için daha sonrasında Arthur Beterbie sakatlandığında otomatik olarak kim var böyle bir delikanlı, bir volle dövüşecek diye bizi hemen çektiler bu araya. Bu maçın oluşmasının hikayesi de bu. 50 tane dövüşçü vardı değil mi? Bir Bivol'le dövüşebilecek o sıralamada. Fakat ilk 6'ya kadar indiğinde işte herkes Benavidez dövüşebilir, o dövüşebilir gibisinden bir açıklama yapıyordu. Fakat biz 2 maç öncesinde yüz yüze menajeriyle görüşerek ve bir volünde orada olmuş olduğu bir durumda yüzüne karşı bu maçı istediğimizi ve yapmak istediğimizi söylemiştik. 2 maç sonrasında da Arthur Beterbiev sakatlandı. Bu sefer de düşündüler kim bu adamla hemen maç yapabilecek kapasitede Malik Zinat. Fakat bizim buradaki eksi durumumuz ne biz de 3 hafta önce maç yapmıştık. Yani yapmış olduğumuz maçtan bir recovery sürecine girmeden hemen hızla hazırlanıp hemen bu maça hazırlanmaya başladık. Sadece bir dinlenme süremiz olmadı. Dinlenme süremiz bir tek bir hafta oldu. Bunun dezavantajını maçın içerisinde yaşayacağızdır. Bunu da buradan söylüyorum. Tekrar yorumlara geldiğimizde işte önce Kanelo'yu dövsün. Arkadaşlar böyle bir şey değil. Fenerbahçe Ümraniye Spor yener. Ümraniye Spor Real Madrid'den 20 tane gol yer. Real Madrid'ler Fener maç yapar. Berabere kalırlar. Fener yenebilir. Değil mi? Bunlar olabiliyor. Bu boksun içerisinde dövüş sporlarının içerisinde var o yüzden neyin nasıl olacağını kimse tahmin edemez herkes gerektiği kadar içeriğini verir mücadelesini eder savaşını verir ve o savaşını verdikten sonra gerisi bir sürü etkenle birlikte birleşip kazanmana veya kaybetmene yol açar size şöyle ufak bir örnek vereyim kimse bunları düşünmüyor bir vol o maçın gecesinde grip olsa bu maçı bizim kazanma oranımız %10 artar bu kadar basit aslında bir burnunun tıkalı olması, bir bilmem ne yaşamı, bir halsiz hissetmesi, gününde olmaması her şeyi değiştirebilir. O yüzden kimse bu konularda emin konuşmamalı. Yazmış oraya bir volden önce başka şeyler mi denemi? Ne deneyelim? Masa tenisi mi deneseydik kardeşim? Ben masa tenisi antrenörü müyüm? Yahu maç gelip teklif edilince kabul etmemeli miydik bir vol diye? Şimdi bakın şöyle bir şey var. Kaçırılan bazı noktalar var. Bu kaçırılan noktalarda en önemli şeyi unutan insanlar var. Onlar da bu içeriğin içerisinde olmadıkları için. Arkadaşlar, Bivol Malik Zinat maçı belki bundan 2 yıl sonra olacaktı. Belki bundan 1 yıl sonra, belki 6 ay sonra olacaktı. Fakat bunlar fırsattır. Malik Zinat niye dövüşüyor zannediyorsunuz? Evet, dünyanın en iyisi olmak için kendini ispatlamaya çalışıyor. Veya bir dövüşçü niye dövüşüyor? Her dövüşçü dünyanın en iyisi olacağını inandığı için kendisine en iyi seviyeye getirene kadar çalışıyor değil mi? Fakat arka planda ne var? Para var arkadaşlar. Para. Bu maçı kabul etmesek, beklesek. Bir yıl sonra böyle bir maç olacağını dahi bilsek fakat bu süreç içerisinde Malik yenilse, maç kaybetse bir volle maç yapma ihtimali çok düşebilir belki de yapamaz. O yüzden böyle bir fırsat gelmişken değerlendirmek en doğru karar. Bu kararlar onlarca kişiyle bu işi bilen kişilerle paylaşıldı. Bizlere de gelirdiği soruldu. Ortada toplantı yapıldı. Ve bu toplantının sonucunda böyle bir fırsatın kaçırılmaması gerektiğini düşündük. Çünkü neden? Malik Zinat bu maçtan 2 milyon dolar alacak. 2 milyon dolar çok büyük bir para değil mi? Fakat Malik bu zamana kadar yapmış olduğu 22 maçtan toplasan 2 milyon dolara yakın para kazanmamış. İşte bu yüzden bu maçı yapması onun için çok önemli. Size belki çok etik değil ama Malik Zinat'ın önceden yaşamış olduğu yerin videosunu sağa sola köşeye bir yere koyacağım. Şu an Muayya Zinat da orada yaşıyor. En son maça Malta maçına gittiğimde Moez ile Mali'nin eskiden yaşamış olduğu eve de gittim. Çünkü Moez şu an hala orada. Bu adamlar çok acayip paralar kazanmıyorlar. Şu an çok acayip paralar kazanmak üzereler. O yüzden böyle bir fırsatı kimse geri tepmez. Bu adamların motivasyonu her ne kadar dünyanın en iyisi olmaya çalışmaksa bir o kadar da para kazanmak. Çünkü bu adamların mesleği bu. Her ay maç yapmıyorlar. 3 ayda bir maç yapmıyorlar. 6 ayda bir maç yapıyorlar. Bazen senede bir tane maç yaptığı oluyor. Malik'le en son WBA maçından sonra promotörümüz bize oyun oynadığı için ve biz onların oyunu patlattığımız için bize 1,5 sene maç vermediler arkadaşlar. Bu işlerin içerisinde bilmediğiniz çok eksi ve olumsuz negatif zorlayıcı yön var O yüzden işin ucunda iyi bir para olduğu zaman bazen bazı şeyleri kabul etmek zorundasın. Yaşadığın hayat şartlarından kaynaklı bu. Gelelim diğer başlığımıza Bivol hakkında ne düşünüyorum? Bivol hakkında çok iyi şeyler düşünüyorum. Bivol ile Malik maçı olmadan önce bilirseniz bir önceki videolarımda beni sürekli takip edenler Bivol ile maçımızın olacağını ben iki maç önceden söyledim size. Bu gerçekleşecekti. Yani kaybetme durumumuz olsaydı bir tek olmama ihtimali vardı. Fakat bakın oldu bir şekilde nasip oldu. Beter bir ev sakatlandı. Yine bize nasip oldu. Gidin 15 tane video önce görürsünüz bunu söylediğimi. Bivol hakkında düşüncelerim şunlar. Bivol gerçekten çok kaliteli. Ciddi anlamda kumaşı çok iyi olan bir boksör. Bazı stiller bazı stillere yenilebilir dövüş içerisinde. Ama Sovyet stilini çok ...perfect şekilde kullanan çok iyi şekilde kullanan bir dövüşçünün yenilme ihtimali gerçekten çok düşüktür ve Bivol de bunun resmen canlı örneği. Ciddi anlamda müthiş şekilde o Sovyet stilini kullanıyor. Girişleri, çıkışları, knockout istememesi, dövüş düşüncesi, dövüş zekası ayrıca maçla maçın içerisindeki maç kontrolü karşı dövüşçüye olan kontrolü ayrıyetten dövüşürken yumruktan çekinmeden sürekli atağa kalkması ve bolca yumruk atması bunu Ivoli ön plana taşıyan özelliklerinden bir tanesi fakat adam Yenilmez değil arkadaşlar. Hepimiz gözümüzde evet büyütüyoruz yenilmeyen dövüşçülere. E baktığın zaman Malik de 22 maç yenilmemiş. Bivol de 22 maç yenilmemiş. Dediğim gibi aradaki farkı tek değiştiren şey Canelo. Belki o gün Canelo gününde değildi. Bunu da bilmiyoruz. Canelo sadece Bivol'e karşı kapandı ve vurmaya çalıştı. Zorlandı. Gerçekten boks yapamadı doğru düzgün. Bizi de Canelo ile ayıran bir özellik daha var. Kol boyumuz. Ve biz bütün maçlarımızı uzak mesafeyi belirleyerek dövüşüyoruz. Belki Canelo'ya karşı yapmış ol, biz de maç yapsak belki kazanabilirdik. Bu bilinmez bir şey. Bivol'in maçlarını izlediğinizde onun da sallandığını, Iron Head olmadığını, yani Iron Chin olmadığını, çenesinin sallanabildiğini, bacaklarının çözülebildiğini gördük. Almış olduğu bir o de böyle dans etmeye başladığını gördük. Bunlar neden olmasın? Çünkü biz 22 maçımızın 22'sinde de rakibimizi salladık. Gerçekten Bivol sallanmayacaksa evet o adam dünyanın en iyisidir ve alkışlar hak ediyordur. çünkü bizim sallamadığımız adam kalmadı belki hepsini nakaltı olmadı hepsini salladı. Diğer konuya gelince Malik Zinatın gerçekten genetik olarak çenesi çok güçlü. Bunu neye dayanarak söylüyorum? 22 maça dayanarak söylüyorum ve en son Jerome Pampelone ile yapmış olduğumuz maçın highlightsını izleyin arkadaşlar. Ne olur izleyin İnanılmaz darbeler aldı. Power punch kroşeler mi dersin? Power punch direktler mi dersin? Kafamız gitti geldi. Mali'nin gözü bile seyirmedi. Lütfen hani ben abartarak anlatmıyorum. Girin Jerome Pampolone ve Malik Zinat maçının Highlights'ını izleyin. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Her şeye rağmen Bivol favori gözüküyor. Doğru. Ben eğer başka biriyle maç yapıyor olsaydı Bivol, Bivol, yine favori görürdüm. Hatta şu anki maçta bile evet Bivol daha favori gözüküyor. İnsanların bana yazmış olduğu yorumlardaki karamsarlık kadar ben karamsar değilim. Çünkü biz bu yola çıktığımızda eğer bir gram karamsarlığımız olsaydı 22 maçımızın 22'sinde kaybederdik. Biz dünyanın en iyisi olmak üzere yola çıktık. Ve kim gelirse gelsin karşımızdaki Canelo bile olsa Bivol bile olsa kim olursa olsun biz bir umut ve ümit etmemiz gerekiyor ki bu hayatımızın her anında her parçasında var. Bunları etmeden zaten hiçbir maçımızı kazanamayız. Ay yazmışlar işte bir bol için güzel bir sparring olacak. Eyvallah kardeşim ama benim senin kötü yorumlarına veya benim senin kötü dileklerine ihtiyacım yok ki. Niye kimse şu açıdan bakmıyor? Kardeşim bir Türk antrenör böyle bir seviyedeki insanın arkasında Türkiye boks tarihinde ilk defa köşesine çıkmış ve bu adam 22'ye 0 olmuş ve dünya starı olarak bilinen bir adamla karşı karşıya gelecek. Bir yorum yazmış Kanelo ile Avni maçı gibi olacak. Hem aramızda dağlar kadar fark var hem de kardeşim öyle bile olsa senin burada destekleyeceğin şey kişi Kanelo mu? Gerçekten yani. Senin gurur duyup aklındaki düşünce ne olursa olsun iyi dileklerini bize söylemen gerekiyor ki biz de motive olalım. Biz çünkü zaten bu kötü şeyleri sürekli duyuyoruz. Çünkü favori olmadığımız için. Bir tarafı olsak hep iyi şeyler duyardık kesinlikle. Abi bu boks'ta imkansız değil ki. Anthony Joshua'yla Tom Balak Ruiz'le karşı karşıya geldiğinde Ruiz'e neler neler söylediler. Yok seni ezecek, yok ringin içerisinde gördük. Yatırdı kaldırdı adamı teravih namazı gibi indirdi kaldırdı, indirdi kaldırdı. Yerden yere vurdu. Anladın mı? Neden olmasın? Caşa gününde değildi belki veya yanlış taktik yaptılar vesaire. Sonra Ruiz kazanınca herkes Ruiz'i alkışlamaya başladı. Kardeşim başarıdan sonraki alkışa kimsenin ihtiyacı yok. Zaten başardık. Anladın mı? Kardeşim başarıdan sonraki alkışa kimsenin ihtiyacı yok ki. O ne öyle? Önce yeğeni bir şey yapmak ister ve ondan sonra onu hep engellerler. Fakat o konuda başarılı olunca onu alkışlayan akraba gibi. Yani sana para çıkar, para çıktıktan sonra vay kardeşim benim diyen akrabaların, arkadaşların gibi. Böyle bir şeyin bize bir faydası yok ki. Biz zaten 22'ye 0 gelerek bu seviyeye kadar başarmış olduk. Bizim bundan öncesiyle takdir edilmeye ihtiyacımız var. Bundan sonraki için de iyi niyetlerle verilen tesellilere ve iyi niyetlerle verilen bilgilere ihtiyacımız var bana iyi şöyle olur böyle olur demenizin bir faydası yok. Gelelim 6. konu başlığımıza. Ben köşede olacak mıyım? Bu zamana kadar malin hep köşesinde ben oldum ve benim yanımdaki adamlar sürekli olarak değişti. Aralarında çok acayip antrenörler de vardı. Bir şey arayanın yaramayanı da vardı açıkçası. Gereksiz adamlar da vardı. Ama burada bir öz eleştiri yapacağım. Malik tarafından. Malik'in maalesef bir antrenör kültürü yok. Sürekli birilerini değiştiriyor ve bu süreç içerisinde hep ben sabit kaldım ve diğerleri değişti. Ve en son maçımızda Donny Lalonde vardı. Donny Lalonde 47 maçı olup 43 galibiyeti olan Golden Boy lakabıyla Sugar Ray Leonard'la dövüşmüş. Mike Tyson döneminden. Efsanevi bir dövüştü. Ve Malik'in menajerliğini yapıyor. Burada ince bir bilgi vereceğim size. Malik bu maç öncesi Doni Lalonde ile birazcık arası bozuldu. Benim de aram Doni Lalonde ile çok iyi, Malik'le iyi olduğu gibi. Fakat arkadaşlar, işte işin içerisine çok para girdiği zaman işler gerçekten değişiyor. Bizler elimizden geleni yapıyoruz. Ben şunu size samimiyetle söylüyorum ve yemin ederim. Malik'le ilk çalışmaya başladığımızdan bu yana bir kere bile Malik'le bir para diyaloğuna girmedi. Bir kere bile. Ben kesinlikle başarmak istiyordum bu mecralarda olmak istiyordum ve ayrıyetten bunu yapan ilk Türk ve ilk kişi olmak istiyordum. Ve çok şükür nasip oldu. Benim yanımdaki antrenörlerin değişmesinin sebebi muhtemelen benim Malik'le hiç para diyaloğuna girmememden kaynaklıydı. Çünkü diğer antrenörlerin hepsi para diyaloğuna girdi ve en son Donny Lalonde de bu para diyaloğundan dolayı elendi. Malik çok iyi bir çocuk. Bana karşı da çok iyi bir çocuk. Karakterli ve babacan. İşin içerisine para girdiği zaman birazcık değişim gösteriyor. Burada çok ince detaylar var. Size birazcık Donny Lalonde ile olan mesajlarımda adamın bana nasıl iç döktüğünü gösteririm. Fakat Donny Lalonde onun için çok uğraştı menajerliğini yaparken. Bu maçta da o da olacaktı tabii ki ama maddi olarak bir anlaşmazlık yaşadılar ve Donny Lalonde bu maçta olmayacak. Şimdi bu durum böyle söz konusu olduğu zaman bu beni de etkiledi haliyle. Şu an Malik İngiltere'de ciddi bir sponsorluk geldi bir vol maçından sonra. İngiltere'de adı ve hatrı sayılır çok üst düzey antrenörler ve bu işin içerisinde ciddi anlamda emek vermiş, yaşça benden büyük, ciddi anlamda da başarı olarak üst düzey seviyede olan antrenörler kulüp olarak maliye bir para teklifinde bulundular. Malik bunu haliyle kabul etti ve orada çalışmalarını sürdürdü. Hem oranın reklamlarını yapıyor hem de oradaki antrenörlerle çalışmaya başladı. Bu durumda bana geri dönüş yapıldığında böyle böyle bir durumdan dürüstçe kendisi bana bahsetti. Ben de yerimi o İngilizlere ve Amerikalara bu maçlık devrettim arkadaşlar. Takımda olacağım ama maçın içerisinde o köşeden içeriye giren adam ben olmayacağım. Ben arka plandaki adam olacağım. Takım adamı olacağım. Şimdi ben neleri yapıyorum bu maç için? Bivol'ün analizlerini çıkartıyorum. Benim analizlerime güvendikleri için İngiliz ve Amerikalı ekip de bu analizlerin üzerine mali çalıştırıyor. Bu analizler sonrasında ortaya çıkan en saf bilgileri önümüze getirip maliye bu bilgileri sunup ona göre bir antrenman planı ve programı belirledi Ve bu çalışmalar 27 Mayıs itibariyle bitti. 28 Mayıs'ta da Mali'yi Riyad'a gönderiyor. 30 Mayıs'ta muhtemelen ben de takımın yanına Riyad'a gidiyor. Gönül isterdi ki direkt köşede olan o adam olmak bu zamana kadar olduğum gibi. Fakat çok büyük bir maçın içerisindeyiz. Benden daha büyük başarılı olan insanlar var. Benden daha büyük adamlar var. Benden daha büyük bir maç var. Burada benim isteklerim değil aslında başarı önemli olduğu için ben hiç gönül koymadan, hiçbir şekilde ağzımı açmadan bu durumun böyle olmasını gönülden kabul ettim. Önemli olan başarının çıkması. Eğer mağlup olursak da köşede ben yoktum derim sıyrılırım. <laughs> bu da bir yandan avantajlı. Ben olsaydım böyle olmaz de derim. Siz de dersiniz ki evet Furkan Hoca olmasaydı böyle olmayabilirdi ama o şu an köşede yok deme ihtimali oluştururuz. Böylelikle kendimizi de kurtarmış oluruz. Ben bu sorumluluğu sonuna kadar alırdım ki bu zamana kadar aldım. Fakat dediğim gibi durumun böyle olması gerekiyordu arkadaşlar. Bunu da ana planını sizi az çok anladığınızı düşünüyorum İşin ucunda olduğu için görüyorsunuz el hareketimi olduğu için işler birazcık farklılaşmaya başladı. Ben de isterim ki abi bu yola birileri bir şey için çıktılarsa ben de o yola kendi başarım için kimseye engel olmayayım ve o kişi o yolunda istediği gibi devam etsin. Ve nereye dönerseniz dönün bir şekilde işin ucu paraya varıyor. Allah sonumuzu hayretsin diyorum ve diğer başlığa geçiyorum. Maça nasıl hazırlanıldı ve taktik ne? Bivol karşısında Malik Zinat nasıl dövüşecek? Şimdi çıkartmış olduğumuz analizler doğrultusunda Bivol gerçekten çok fazla yumruk atan ve ciddi anlamda rakiplerini hırpalayan bir adam. Kapalı rakiplerine karşı kum torbası muamelesi gösteriyor. Yani daha açık rakiplerine karşı biraz daha temkinli dövüşüyor. O yüzden biz Bivol'a e karşı daha açık bir dövüş gerçekleştireceğiz. Mali'nin diğer maçlarında olmuş olduğu gibi. Bu onu biraz daha çekimser kılacak. İki daha fazla kol boyumuzu kullanacağımız bir boşlukta daha fazla ayak hareketli bir oyun oynamayı planlıyoruz. Üçüncüsü maçın içerisinde hiç kuraşe, hiç aparkat görmeyebilirsiniz. Sadece direk yumruklar kullanacağız. Çünkü hep uzaktan bir mesafe dövüşü gerçekleştireceğiz. Asla pivotun kol mesafesinin olmuş olduğu yakınlığın içerisine girmeyeceğiz. Bir sonraki çok sert direkler olacak. Hepsi kesinlikle oyun kurucu direkleri çok az göreceksiniz. Tamamen sert Power Punch direkler göreceksiniz. Ve bizim bu Power Punch direklerimizin dediğim gibi 22 maçta sallamadığı adam yok. Çünkü bütün taktik, bütün stil bunun üzerine çalışılıyor. Bu en başından bu zamana kadar ve bizim en büyük silahımız bu 16 nakavtumuzun 16'sı da direkt yumruklarla nakavt edildi. O yüzden en bizi en uzakta tutacak ve en güçlü olmuş olduğumuz yumruk bizim en güvendiğimiz yumruk olacak. Bu da bir bole zorluk çıkartacağını düşünüyoruz. Ben şuna inanıyorum ve gözümün önünde o sahne canlanıyor. Bir direkt yumruk geliyor ve Bivol hafiften sallanıyor arkadaşlar. <laughs> İnşallah böyle bir sahne göreceğiz ama dediğim gibi bu 22 maçın 22'sinde de ben böyle bir sahneyi canlı gözlerimle gördüm. Bivol'ü de canlı izledim. Bivol'ün de bu darbeleri alabilecek bir dövüşçü olduğunu da gördüm. Yani dokunulmaz bir adam değil ama bu yumrukları yedirmesi zor bir adam. Bunları da biliyoruz. Biz de bunlara uygun bir antrenman planı ve programı çizdik maliye bu. Program dahilinde ince ince ilmik ilmik dokunarak işlendi. Ayrıca recovery'lerini çok iyi yapıldı. Ciddi anlamda büyük bir güçlü bir ekip çalıştı. Her antrenmandan sonra recovery sürecine girdi. Değişik makineler, cihazlar, soğuklar, sıcaklar, H2O'lar, ABC'ler, DC'ler. Yani hepsi vardı işin içerisinde. Sonrasında bu maç içerisindeki gücümüzü ve kondisyonumuzu en üst seviyeye çıkartabilmek için ciddi anlamda maliye kondisyon ve güç programları yüklendi. Maçın içerisinde de o gücü ve kondisyon hissedeceksiniz. Zaten bizim 12 rounddan yana hiçbir sorunumuz yok. 12 roundlık bir boksörüz. Öyle erkenden maç bitirelim denilen kondisyonda bir dövüşçü değil Malik Sinat. O yüzden kondisyondan yana çok bir problem yaşamayacağız. Bunu daha da yaşamayalım diye ciddi anlamda bir antrenman programına sokuldu. Tabi bir volün çok ciddi bir baskısı olursa bizi etkileyebilir. Fakat biz de bunu en üst seviyeye çıkartmak için gerekli antrenmanları yaptığımıza inanıyoruz. Ve son olarak bu maçı kim kazanır? Geldik sorunun cevabına arkadaşlar. Pişman olacağım veya insanları yanıltacağım bir şey söylemek istemiyorum. Ben objektif biriyim ve size her zaman böyle objektif olarak konuşuyorum. Benim sporcum diye dağları deler içinden geçer diyen bir adam değilim. Ve her zaman eksikliklerini, artılarını, avantajlarını, karşı tarafında artı avantaj ve eksikliklerini görebildiğim için bu beni başarılı kılıyor zaten. Bunları göremeyip kör gözüyle baksaydım bir maça, bir maçı öyle analiz edip biz bunu yeriz deyip çalışmasaydım hiçbir zaman zaten bu seviyeye gelmiş olamazdım. Bu güzel armamızı temsil etmiş olamazdım O yüzden ben bu maça baktığımda favori tabii ki bir boy gözüküyor arkadaşlar. Buna hiçbir şey söyleyemem. Yani bunun ötesinde bir şey söylersem yalan ve yanlış olmuş olur. Daha fazla yumruk atan tarafın bir vol olacağını düşünüyorum. Doğru. Kesinlikle farklı bir şekilde bir şey söylemiyorum. Çünkü stiller ortada. Malik benim sporcum olmasaydı yine bu açıklamayı yapardım. Fakat Malik'i daha yakından tanıdığım için bu açıklamaya ekleyeceğim şeyler var. Maç puana giderse Bivol'ün kazanma ihtimali çok daha yüksek. Bunu en çok söyleyebilecek kişi benim. Çünkü herkes Bivol'ü tanıyor ama Malik'i tanımıyor. Bunu ben söylüyorsam demek ki bu durumda Bivol'ün bir üstünlüğü var. İkincisi biz maçı puana götürmemek için elimizden gelen her şey yapacağız. Öyle bir maç izleyeceksiniz. Savaşan bir Malik göreceksiniz. Kendini yıltan bir Malik göreceksiniz. Ve her şeyini maça veren bir Malik göreceksiniz. Savaşçı ruhlu bir Malik göreceksiniz. İşte bu ruh psikolojik olarak bizi yukarıya taşır. Bivol'ün ruhunu kırarsa biz knockout'a oynamak istiyoruz ve knockout'a gitmesini istediğimiz bir maç sergileyeceğiz arkadaşlar. Puana değil tamamen knockout'a yönelik. Bivol'ü kırmaya yönelik giden bir dövüş izleyeceksiniz ki eğer ki bir knockout olursa onun bizden yana olacağını düşünüyorum. Bu ihtimalinde bizim tarafımızda daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Genel olarak toparladığımızda Bivol'ün kazanma ihtimalinin bize göre daha yüksek olmuş olduğu fakat bizim de kazanma ihtimalimizin olmadığı bir maç değil bu. Kazanma ihtimalimizin gerçekten iyi seviyelerde olduğu ve size gerçekten söz veriyorum. Farklı bir maç izleyeceksiniz. Değişik bir maç izleyeceksiniz. Vay be diyeceğiniz bir maç olacağını düşünüyorum. Umarım söylediğim bu sözlerin arkası dolu dolu bir maç olur. Mahcup olmak istemem sizlere. Fakat yapmış olduğumuz mücadele, çalışma, antrenmanlar, planlar, taktikler vesaire hepsi bunun üzerine. İşte gerisi nasip ve şans arkadaşlar. İnşallah o gün şans bizimle olur. İnşallah o gün güç bizim yanımızda olur. İnşallah o gün maçı kazanan taraf bizim tarafımız olur. Eğer olmazsa ne yapalım? Ölecek değiliz ama elimizden geleni yaparak orada mücadele vereceğiz. Buna emin olabilirsiniz. Sormak istediğiniz sorular varsa, bu maçın detaylarıyla ilgili daha fazla ince detaylarla ilgili sormak istediğiniz sorular varsa, önerileriniz varsa, fikirleriniz varsa, söyleyeceğiniz iyi niyetli veya kötü niyetli yorumlarınız da varsa Lütfen yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmayı da unutmayın. Daha çok destekleyin. Daha çok desteklerseniz ben de size daha çok video çekebilmek için daha fazla vakit ayırmaya çalışırım. Bu yoğunluğun arasında birazcık zor video çekebiliyorum. Çünkü bu ay sadece 4 kere yurt dışındaydım. Şimdi ay sonunda tekrardan gidiyorum. O yüzden olabildiğince ufacık vakitlerimde bu videoları sizler için çekmeye çalışıyorum. Sizler de beni bu konuda desteklerseniz çok sevinirim. Olduğum pozisyonda insanların Merak ettiği her şeyi sizlere ince detayına kadar aktarmak amacıyla bu platformu açtım. Umarım sizler de bundan memnun kalıyorsunuzdur, sizi mutlu edebiliyorumdur, beklentilerinizi karşılayabiliyorumdur. Bugün söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Dayakla kalın. Görüşürüz. Bam. <laughs>